Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Yine bakış açınızı derinleştirecek, ufkunuzu açacak bir soru tarzı çözeceğiz. Ve her zaman gibi videoyu bir durdurun bakalım arkadaşlar. Kendiniz soruyu çözmeye çalışın. Sonrasında da farklı çözüm bulduysanız eğer yorumlarda da belirtirsiniz. Tamam, o halde durdurdunuz ve soruyu çözmeye çalışıyorsunuz diye ben de soruya geçiş yapıyorum. Bir dik yamuk verilmiş, DCAB paralel, DCCB dik, 45 derecelik bir açı var. DE'nin EA'ya eşit olduğunu şeklin üstünde göstererek AB'nin de EB'ye eşitliğini yine şeklin üstünde belirtmiş. Bizden neyi istiyor? Bu yamuğun alanını istiyor arkadaşlar. Şimdi soruya şöyle bir baktığınızda neyi görüyorsunuz? Şunu diyeceksiniz: hocam burada bir orta nokta var. Orta nokta varsa o zaman akla gelen ilk şey nedir? Orta tabandır. Burada bir orta taban oluştururum, sonuca giderim diyebilirsiniz. Orta tabanı oluşturmak için de DC ve AB'ye ne yapılır? Paralel çekilir. Peki arkadaşlar, aynı zamanda orta nokta varsa içeriden bu şekilde paralel çekerek orta taban oluşturabileceğiniz gibi bu paralelliği dışarıdan da yapabilirsiniz. Yani EB'yi uzatırsınız, sonra AB'ye bir paralel çekersiniz. Yani DC'yi uzatmış oluyorsunuz aynı zamanda. Bakın, buradaki orta noktayı kullanırken ben neyi oluşturmuş oldum? Bir kelebeği oluşturmuş oldum. Bu şekilde arkadaşlar ben dışarıdan uzatarak paralelliği değerlendireceğim. Kelebekten yoluma devam edeceğim. Bakın, kelebeği kullandığım zaman çok rahat geliyor. E noktasının orta nokta olması yan yana eşitliklerden dolayı kelebeğin diğer kanatları da birbirine eşit olmalı diyorum. O halde bu uzunlukta 5 birimdir. Şu noktaya T diyeceğim. Yine arkadaşlar TD uzunluğunun da 5'e eşit olması gerekli. Burada şöyle diyebilirsiniz: hocam EBA üçgeni bir ikizkenar üçgen, ikizkenar üçgende taban açıların eşitliğini yazar veyahut da bir dik indirim tabana doğru diyebilirsiniz. Arkadaşlar, geometride tek bir çözüm yok, biliyorsunuz. Ben başta da söyledim. Farklı çözüm bulursanız yorumlarda belirtirsiniz. Ben şu anda gördüğüm en kolay ve en kısa çözümü yapıyorum. Neyse, buradan devam edelim bakalım. Gelelim şu vermiş olduğu 45 derecelik açıya. Arkadaşlar, zaten bir soruda açıyla ilgili herhangi bir veri söz konusuysa o zaman sorunun size söylemiş olduğu şey nedir? Benim açılarımı takip et diyor. Açıları takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bakacağız açılarına. Şimdi aynı zamanda şurada bir dik üçgen görüyoruz. Bakın, ben şu bilmediğim açıya alfa diyeceğim. Alfa 90 ve burası da 90 eksi alfa olacak. Sonra devam ettim. Bu açının da ne olması gerekli? 45 artı alfa olması gerekli, değil mi? Tamamı çünkü 90 artı alfa olacak. Peki devam diyorum. TDE üçgeni bir ikizkenar üçgen olduğuna göre demek ki burası da 45 artı alfa olmalı. Tersten de bu açı nedir? 45 artı alfa eşittir hocam diyorsunuz. Tamam, buraya kadar geldik. Şimdi tabii ki bu açı da 45 artı alfaya eşit olacak. Arkadaşlar, bizden istenilen, bakın, yamuğun alanıydı. Ve şu anda bizim bilmiş olduğumuz sadece yamuğun tabanı. 5 birimlik bir taban var. Üst tabanı bilmiyoruz. Yüksekliği de bulmamız gerekli. Şimdi buna göre düşünelim ve açıları takip ettikten sonra şekle tekrar yoğunlaşmamız lazım. Ve sorunun kritik noktası da burası zaten. Şu anda bize verilmiş olan bütün bilgileri kullanmış olduk. Tek bir şey kaldı ki görmemiz gereken, işte onu gördüğümüz anda soru çözüme kavuşacak. Dikkat diyorum. Denizli, Edirne, Bursa üçgene bakın arkadaşlar. Bu üçgende şu açı dış açı olmadı mı? Oldu hocam diyorsunuz. 45 artı alfa olduğuna göre bu açı 45 derece ise o zaman şu açıya da alfa kalır mı? Kalır. İşte bizim kilit noktamız, düğüm noktamız çözülmüş oldu şu anda. Arkadaşlar, ne oldu bakın? Açı orta yoldu BD uzunluğu. Trabzon, Bursa, Ceyhan üçgeninde BD uzunluğu açıortay. Artık bundan sonra açıortayı değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Ben şöyle açıortayın üzerinden geçiyorum. Ne yapıyorduk açıortayda? Kollar ve ayaklar meselesi. Bakın, üzerinden geçiyorum daha net olması adına. Şimdi arkadaşlar, açının kollarından bir tanesi bu. 10 birim görüyorsunuz. Diğer kolu da BC uzunluğu oluyor. Evet, onu da gösterdim. Şimdi bu kolun uzunluğu 10 birimken buna karşılık gelen 5 birim. 5'e 10, 1'e 2 olduğuna göre ben DC uzunluğu x desem bu durumda BC uzunluğu 2x olur mu? Olur. Zaten TCB üçgeni bir dik üçgen ve dik üçgenin hipotenüsü 10 birim görüyorsunuz.
Her zaman dediğim gibi hemen Pisagor'a atlamıyorsunuz. Hipotenüsü 10 birim olan çok meşhur bir üçgen var. Hepinizin bildiği nedir o? 6, 8, 10 üçgeni. O zaman arkadaşlar x dediğimiz uzunluk 3 birim olmalı. Bu durumda BC uzunluğu da 6 olur. 6, 8, 10 üçgenini bu şekilde halletmiş olduk. Artık soru da bitti görüyorsunuz. Gelelim yamuğun alanına. Ne diyorduk? Alt taban, üst taban topla 5 artı 3 bölü 2 çarpı yükseklik diyorduk. O da 6 birim olduğuna göre 4 çarpı 6'dan 24 olur ve doğru cevap da E şıkkı bulunur diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bol kazanımı olan gerçekten ufuk açıcı bir soru. Aynı zamanda sınav ayarı, ÖSYM tarzı bir soru ve geometrideki kullanılan soru tiplerinden bir tanesi başta da söylediğim gibi. Umarım sizler için de faydalı bir çözüm olmuştur. O halde herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.